kullandığımız işletim sistemi Pardus 2011.2, kullandığımız Linux çekirdeği 2.6.37.6. Burada Splash teması var fakat bunu kullanamıyoruz. Uygulama görünümlerinden simgelerimize bir bakalım. Kahve anza ikon temasını kullanıyoruz. Başka temalar da var buralarda. Kullandığımız renk teması kendimize özelleştirdiğimiz bir tema. Seçili renkler kırmızı gördüğünüz gibi. Biçim oksijen. Burada görüyorsunuz. Çalışma alanı görünümlerinden pencere dekorasyonu, kullandığımız pencere dekorasyonu Active Window, yani Bespin'in kullanmış olduğu pencere dekorasyonu. Açılış ekranı temamız bu. Masaüstü temamız özelleştirilmiş. İmleç temamız da My Drop Red isimli imleç teması. Kullandığımız KDE sürümüne buradan bir bakalım. KDE 4, 6, 5 sistem ayarları bu şekilde kısaca. Paket yöneticisine biraz bakalım. Kurulabilir paketler bunlar. Güncellemeleri buradan edinebiliyoruz. Ayarlardan paket yöneticisi yapılandır. Ön belleği kullanabilirsiniz. Depo ekleyip çıkarabilirsiniz. Vekil sunucu ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Genel ayarlar burada listelenmiş. Bunu da kapatalım. Çoklu ortam uygularımız bunlar. Acene, Heystone ISO, bu CD ve DVD imajını bağlamaya yarayan bir uygulama. Bu çoklu ortam oynatımımız. Buradan paket yöneticisi PC açabiliriz. Ve diğer uygulamalar mevcut. İnternet uygulamalarına bir bakalım. Burada Google Chrome, Firefox, Conqueror, Chromium, Opera gibi internet arayıcılarımız var. Uygulamaları düzenle dediğimizde şurada açılan uygulamaları, menüleri buradan düzenleyebiliyoruz. Mesela şuradan internet sekmesini açalım. Blogilo. Şuradaki resme tıkladığımızda Blogilo'nun görünen ikonunu buradan değiştirmemiz mümkün. Şuraya BLO yazdık mesela. Blogilo'nun kullanılabilir simge şuradan uygun olanı seçebiliriz. Zaten en uygunu buymuş. Yeni öğe ekleyebilir, yeni alt menü ekleyebilir, ayrıca ekleyebiliriz falan filan. Kapatalım. Burada grafik uygulamalarımız var. En çok kullanılan grafik uygulamalarımız bildiğiniz gibi GIMP. Burada PhotoWell isimli uygulama. Dikkate değer bir uygulama. Diğerleri de güzel. MyPaint isimli uygulamamız da mevcut. Bunları paket yöneticisi aracılığıyla kurabilirsiniz. Yüklü oyunlarımız Nexus, Nexus GLX, Omnitox, Warsaw. Şurada ofis uygulamalarımız var. LibreOffice, KDE ofis ayarları, PDF editör düzenleyici. Burada eğitim uygulamalarımız mevcut. Zekir, Tux boyama, çocuklar için Marble, masaüstü yerküre, GeoGebra, bilimsel matematik uygulaması demiş. Daha çok geometri ile alakalı. Da fraktal üreten bir program. Sistem ayarlarında bunlar mevcut. Şu an kullandığımız sistem ayarları bunlar. Rootshift dersi gerektiren uygulamaları eğer tecrübeli bir kullanıcı değilseniz kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Burada virüs tarayıcımız var. Bu virüs tarayıcımızın arayüzü ClamTK. Temizlikçi isimli bir programımız da var. Bunu kullanarak sistemimizde gerekli temizliği yapabiliriz. Mesela Google Chromium'u bir tarayalım. Bunun buraya tık atarsanız şifre mifre hepsini siliyor genelde ama ön bellek çerez geçmiş oturum son oturum
tarayalım ne kadar varmış. 201.2 kilobayt diye görünüyor. Firefox'u tarayalım. Şifreleri silmesin. Form geçmişini silmesin. Tara. 914 kilobayt bu şekilde. Çıkış. Burada A sistem çekmesine yerleştirilmiş aygıt bildirici paket ünitesi paket yazıcı programcı mevcut. Şuradan sistem çekmecisi ayarlarına tıklayarak hangisinin sürekli görüneceğini, hangisinin sürekli gizleneceğini ya da ne zaman görünüp ne zaman gizleneceğini buradan ayarlayabiliriz. Mesela QT Record My Desktop uygulamamız burada görünüyor. Birazdan bu çekimi bitirdiğimizde zaten kapatacağız. Burada masaüstünü değiştirebiliyorsunuz. Tunceli için Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Cuma ve Pazar güneşli görünüyor. Erzincan güneşli, Erzurum güneşli. Evet. Zuma Deluxe isimli oyunumuz. WinE altında çalışan bir oyun. 60 dakikalık bir deneme sürümü oyunu bu. Onu doldurduğumuz için oynayamıyoruz şu an. Ya satın alacağız ya da yeniden yükleyeceğiz.